Dostlar, herkese selamlar. Yepyeni bir girişimle karşınızdayım. Bu arada şu anda izlemiş olduğunuz videonun bir de podcast'i var. Podcast'e ulaşmak için videonun açıklama kısmında linkleri bıraktım. Çok hızlı gelişen bir sohbet olacak bu. Şu anda bir restorandayız. Yan tarafta yemekleri bıraktık, dedik ki hadi gelin bunu kaydedelim dedik. Çünkü bu sohbetin birçok kişiye ilham kaynağı olmasını istiyorum. O nedenle iki tane kardeşi şu anda ekranlarınıza getiriyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Türkiye'de genelde aile şirketleri deyince 50-100 yıllık şirketler oluyor. Bir aile şirketi olup da oyun şirketi, oyun geliştiren bir yazılım şirketi olduğuna ben pek şahit olmamıştım. Ama şu anda gurur duyarak şahit oluyorum. Önce hanımefendilerle başlayayım. Patron o ama. Diğer patron burada. Bence asıl patron burada. Şimdiden bir savaş. Şimdiden iki kardeş arasında. Evet, ya, hakikaten iki tane kardeşin arasına girdim. Bu arada Simay bomba birisi. Şöyle, ben başka bir etkinlikte işte bakanlık ekibiyle konuşuyorum. İçerik çıkartacağız. Önemli bir konu. Yanımda böyle çok güzel bir hanımefendi duruyor. Gözlerini dikmiş durumda. Sohbet bir bitti. Merhaba dedi. Kart geldi. Dedi ki o 30 saniye işte bir şeyler söyledi ve biz şu anda buradayız. İnanılmaz girişim. Ama çok şanslısın. Ama onun öncesi var. Biz sizi lansmana davet ettik. Evet. Sizin lansman İngiltere konsolosluğunda oldu lansmanımız. Ekibinizden birisi kapıda kaldı. Onu özür dilemek için yanınıza gelmiştim lütfen. Evet, ama gerçekten çok girişim. Zaten adı üstünde girişimci, girişken. Muhteşem bir kadro. Şimdi çok fazla uzatmadan konuya gelelim. Bu arkadaşların bir mobil oyunu var. Bu oyun 3. meyvesini verdi. Evet. Şimdi bu oyun nedir? Yeni, daha bugün çıkan yeni bir sürüm daha var. Bu ürün hakkında birazcık konuşalım istiyorum. Simay, sen önce tanıtmak ister misin? Bu uygulama nedir? Nasıl bu aşamalara geldi? Bunu birazcık konuşalım. Recontent kurucu ortağıyım kardeşimle birlikte. Aynı zamanda da oyunun yapımcısıyım. Ama bir yapımcısından önce tabii ki tasarımcısının konuşması lazım. O yüzden öncelik kardeşime. Lütfen. Peki. Böyle bir fake değmiş oldun. Süper valla. Çok iyi. Olsun, ben ondan başlayayım da abi. Çünkü videoda beni linç edebilirler şu an. Hakikaten YouTube'da da böyle bir linç var. Neden kadınla başlamadım? Böyle bir şey olmaz. Kapatıyorum, abonelikten çıkıyorum falan. Sakin olun. Kadın danışma seni reddettiler. Şimdi tekrardan. Evet. Şimdi abi senle beraberiz. Oyunun tasarımcısı, yapımcısı sensin. Yönetmeni. Yapımcısı benim. Tamam. Tasarımcısı ve yönetmeni. Tasarımcısı. Tasarımcısıyla şu anda konuşalım. Evet. Nedir abi, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl hayata geçti? Şöyle oldu aslında, ben sinema okudum. Yüksek lisans doktora derken bir sinema kariyeri. Simay'la birlikte zaten yapımcılığımı oradan da devam ettiren bir süreç vardı sinema endüstrisine. Fakat şunu fark ettim. Benim sinema okuyan diğer sınıf arkadaşlarım şu an yönetmenler, filmler çekiyorlar. Fakat dünyadaki diğer insanlara dokunma konusunda çok blockbuster büyük filmler yapmıyorsanız aslında ulaşamıyorsunuz. Yani en azından ülkenize sınırlı kalıyorsunuz. Festivaller dahilinde biraz olsun yurt dışına çıksanız da aslında tam olarak dünya pazarına açılamıyorsunuz. Ve benim oyun geçmişim, kardeşimle birlikte bayağı oyunları da çok severdik. İnteraktif sanatları da ben gerçekten severim. Ve dedim ki böyle bir video, sinema geçmişimiz var. Bir oyun sevgimiz de var. Bunu bir harmanlayalım ve mobil oyun dünyasına kazandıralım. Nasıl olabilir acaba böyle bir şey diye. Recontact İstanbul'u 2015'te yaptık. Ve tamamen güvenlik kameralarında size verilen eşkallerden şüphelileri bulmaya çalıştığınız bir gizli obje bulmaca oyunu olarak piyasaya çıktı. Ve daha ilk proje, ilk oyun Can arkadaşım yazılımcısı, geliştiricisi, onunla beraber de onu tamamladık. Yani 3 kişilik bir ekip. Ve bir anda Apple yılın oyunu, oyun sanattır, işte 153 ülkede ön plana çıkartılması. Biz 11 dil çıkarmıştık bir yandan da oyunu. Tam burada araya girebilir miyim? Şöyle bir durum var sevgili dostlar. Apple'ın App Store'daki tasarım değişikliğinden sonra bir editoryal içerik oluşturmaya başladı. Ve bu gerçekten kullanıcılar için de çok iyi. Sanki bir dergi okuyormuşsunuz gibi size tavsiyelerde bulunuyorlar. Tavsiye ettikleri oyun sizin oyun olunca ne oldu? İstatistikler uçtu mu abi? Evet evet, bir anda uçtu. Tüm dünyayla buluştuk. Çin'de gazetelerde haberlerimiz, Rusya'da haberler. Bir anda YouTuber'lar oynamaya başladı. Ya bunlar ne diyor? Çince translate ediyoruz. O kadar bir anda hani global bir projeye dönüştü. Ondan sonra şirketleşme kararı aldık. Dedik ki biz bir şirket olalım. Daha büyük projeler yapalım. Ve mobil oyun dünyasına biraz olsun farklı şeyler sunalım.
yepyeni bir mecra oluşturalım diye bir yola devam ettik. Kadın eli tam o aşamada mı değdi? Sen ne zaman kardeşin işlerine dur orada benim de dahil olmam lazım dedin? En başta birlikte başladık zaten. 2015 yılında Rig Contact projesinde birlikte başladık. 3 kişilik ekip olarak Can da geliştiricimizle birlikte. Daha sonrasında bu kadar başarılar olduktan sonra dedik ki artık bizim daha büyümemiz lazım. Bu ekibi biraz daha farklı multidisipliner yapısını kuvvetlendirelim dedik. Kim dedi onu? Birlikte dedik, karar verdik. Hep birlikte mi? Genel birlikte oluyor. Ya bir yerde ayrılmanız lazım sizin ama nerede şey, olduğunu bulacağım. Şunu söyleyeyim, çok ayrı iki kardeşiz. Evet. Ortak proje için farklı görevler üstlendiğimiz zaman böyle anlaşıyoruz. İkimiz yönetmenlik yapsak şu an zaten anlaşamazdık, ama hiçbir şey yapamazdık. Ama ikimizin farklı güçlerimiz evet, var. İşte onları birleştirince zaten muhteşem işler çıkıyor. Eray benim işime karışmaz, ben de Eray'ın işine karışmam. Ama bilir ki Eray benden bir şey istediği zaman ben en iyisini getiririm. Ya da ben Eray'dan bir şey istediğimde evet, en yenilikçisi gelir. Peki, aramızda bir anlaşma var. Büyümeye karar verdiniz, sonrasında evet, ne oldu? Sonra Eray ikinci projesi Rig Contact İstanbul ISOSKA'yı tasarladığı zaman dedik ki bunun partnerleri kimler olabilir? Fikret Kuşkan'a ulaştık. Başrolünü üstlendi Fikret Bey. Ahmet Ümit'e ulaştık. Dedik ki daha iyi bir senaryo çıksın. Daha evet polisiye. Ahmet Ümit de Ahmet Ümit anlattık projeyi. Hemen dedi tamam, yer almak istediğini belirtti. Ve sonrasında da işte çekimleri yine İstanbul'da yapıldı. En iyi yerlerde yapıldı. Ve onun sonucunda da İstanbul Ticaret Odası bir başarı hikayesi olarak da paylaştı. İstanbul tanıtımına katkıda bulunuyoruz diye. Bunlar çok önemli elementlerdi. Bu oyun 2017 yılında çıktı. Rig Contact İstanbul Eyes of Sky. Bir sinematikti. Ama sinematik bir oyundu. Ama tabii sinematik dediğimiz zaman da sinema gibi bir sonu vardı. Ve bizim oyun dünyasında olan arkadaşlar da çok iyi bilirler. En önemli kelimelerden bir tanesi retention'dır. Yani bir oyuncuyu oyuna çektiğiniz anda, yüklediği anda daha sonrasında diğer günlerde de gelmesini beklersiniz. Daha sık gelmesini beklersiniz. Ama iki oyunda bu yoktu. Şimdi bu yeni çıkardığımız, bugün, şimdi taze daha ilk defa seninle paylaştığımız Rig Contact London bugün piyasalarda. O da 14 ayın sonunda. Çok büyük bir emek var. Endless bir yapı yaratıldı. Yani artık bitmeyen bir oyun. Sürekli yeni chapter'lar eklenecek. Hem sinematografik yapının içinde 5 farklı oyun dinamiği ve bir de AR oyunumuz var. Süper. Sürprizlerle dolu bir macera arkadaşlarımız bekliyor. Evet, bugün 20 Şubat yani 20.02.2020. Bol ikiler, bol sıfırlar. Bugüne özel mi ayarladınız yoksa? Evet, bugün özel ayarladık. Bu kimin fikriydi? İkimizin de mi? Bu biraz daha benim fikrim olur. Çünkü ben rakamlara takıntılı bir insanım. Evet, öyle. Birazdan benim evet, elimde. Açıklanacaksın. Peki abi, şu anda oyunun yepyeni bir evresi. Bugün itibariyle yayında evet, ve bugün Apple Store'da da enteresan bir sürpriz gördük. Evet. Az önce masada gördük bu arada. Az önce yemekteyken gördük. Evet, zaten şu an sadece iOS cihazlar için çıktı. Android kullanıcıları Mart ayını beklemek zorunda. Onlara da çok özel bir hazırlık yapıyoruz. App Store şu an açtığınız zaman hani polisi deneyimler ve yeni beğendiğimiz oyunlar kategorisinde hemen ön plana çıkarmaya başladılar. İlerleyen dönemlerde de umarız App Store'da da bununla ilgili yine ön plana çıkartmalar olacak. Fakat zaten bu şöyle bir şey. Bizim diyaloglarımız ya da iletişim networklerimiz ne kadar iyi olursa olsun, aslında proje yenilikçi ve tasarım dili olarak günümüz tasarım diline uymuyorsa zaten ne kadar uğraşırsınız uğraşın oyunu bir yere getiremez, size de ön plana çıkartamaz. Peki oyunun tasarımcısı olarak sana şunu sormak isterim. Seni diğer oyunlardan ayıran en önemli özellikler neydi? Çünkü şu anda gelinen durum tesadüf olamaz. Yani işte az önce Simay anlattı. Evet. Dedi ki ticaret odası bizi başarı öyküsü olarak evet, gösterdi. Apple şu anda işte listelerde sizi ön tarafta gösteriyor. Birçok yerde haber olduk. YouTuberlar oynuyor. Evet. Niye sizi tercih ettiler? İş konuşması gibi oldu. Neden sizi tercih eder? Ya aslında durum şu noktada çok açıktı. Bugüne kadar yapılmış sinematik deneyimler oyunculara sadece karakter sola mı gitsin ya da sağa mı gitsin gibi kısıtlı bir interaktivite sunuyordu. Biz doğrudan oyun mekaniklerini ekledik. Yani güvenlik kamerasında şüphelileri siz bulmaya çalışacaksınız. Bulamazsanız oyunu ilerletemezsiniz. Yani doğrudan oyun mekanikleri, oyuncunun refleksi, zekası, içgüdüleri, dayanıklılığı bunları hesaba katarak oyunu tamamlamaya çalıştığı bir macera. Bugüne kadar bu tarzda yapılmış bir çalışma yoktu. Eyes of Sky'dan beri
Ve şu anda hani gelecek paraların da... Bu arada sen paradan bahsederken şu anda Gino'nun yazar kasa çalışmaya başladı. Bu kadar bu olur. Bu bir işaret. Ama oyunumuz freemium arkadaşlar. Evet. Lütfen oyunumuz freemium. Gerçekten yani eğer dikkatli bir oyuncuysanız oyunu ücretsiz bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir ekleme yapayım. Freemium nedir diye. Oyun ücretsiz. Yani oyunu indirmeniz için bir ödeme yapmanıza gerek yok. Oyuna başlamak da ücretsiz. Ama oyun içerisinde bazı satın almalar var. Çok doğru anlattım mı? Çok doğru anlattınız. Oyunda iki türlü para kazanma modeli vardı genel oyun geliştiriciler için. Birisi premium model, yani ücretsiz başlarsınız, isterseniz satın alma yaparsınız. Diğeri de premium, oyunu indirirken de para verirsiniz. Biz oyunlarımız premium modelde üretmeye devam ediyoruz. Ama şuna açıklık getirmek istiyorum. Gerçekten bunu özellikle çalıştık. Oyun bir para tuzağı değil. Yani pay to win denilen, yani para vermeden oyunu tamamlayamazsın hissiyatını elimizden geldiğince çıkartmak istedik. Çünkü oyuncular ödemeleri aslında şu şekilde yapmasını diliyoruz. Ya oyun gerçekten çok güzel, çok büyük emek harcanmış. Oyun beni çok sardı. Ya ama daha iyi bir oyun deneyim için ya işte 12 lira mı vereyim, 20 lira mı, neye vermiyorum ki? Psikolojisi aslında burada devreye giriyor. Yani sen parayı vermezsen geçemezsin gibi bir şey, engel herhangi bir şey ya da ara geçiş reklamı dahi koymadık. Bütün oyuncuların Eyes of Sky'da bütün yorumlarını dikkate aldık ve bu oyundaki tek reklamlar ödüllü reklamlar dediğimiz, reward ads dediğimiz, oyunda bir şey puan kazanmak ya da herhangi bir şey kazanmak istediğin zaman isteyeceğin kendi isteğine bağlı olarak izletilen reklamlar. Bu noktada çok titizlendik açıkçası. O yüzden de yani neredeyse 1,5-2 yıllık bir emeğin karşılığı ve oyun, tamamen mobil oyun dünyasında yepyeni bir şey yaratmak istediğimiz için deneyimi yaratmaya çalıştık. Ve biraz önceki sorunda da diğerlerinden farkı biraz da havada kaldı. Hani hem sinematik bir deneyim ama aslında oyuncular girdiği zaman bir sanat galerisini gezer gibi olacak. Sinematik deneyimler, fotoğraf galerisi, video sanatı, edebiyat, birçok sanat, görsel sanat dalını aslında oyun kendi içerisinde barındırıyor. Ve ilerledikçe bu diğer dünyadaki oyunlardan da şu an farklı Recontact'tan yeni bulmaca dinamikleri açılıyor. Yani siz oyunu oynadıkça yepyeni bulmaca dinamikleriyle karşılaşacaksınız. Bir anda güvenlik kameralarına bir şüphelinizin sürerken bir anda augmented reality, artırılmış gerçeklikte olay yeri inceleme yapacaksınız. Bir yandan dosyalardan şüpheli bir şeyler arayacaksınız. Sonra tekrar da uydudan şüphelileri takip edeceksiniz. Bir anda aksiyona dönecek. Yani çok farklı bulmaca dinamiklerini içinde barındıran ve özgün bir proje. Peki o zaman şimdi bu projeden sonra önemli bir yere de geldi. Artık çok ciddi indirme oranları, gelirler ne seviyede? Şu an bugün yeni paylaştık. Yani bu zamana kadar gelirler ne seviyede? 10 dakika önce paylaştık. Bir bak bakayım 10 dakikada ne kazanmışız. Hemen ben var ya sizin yerinizde olsam yani 10 dakika bile olsa gözümü analitiksten böyle ayırmam, biliyor musunuz? Bazen öyle şeyler oluyor. Bizim de böyle çok peak yaptığımız dönemler oluyor. İşte yeni bir iPhone tanıtılıyor. O zaman böyle sunucuları ayakta tutmaya çalışıyoruz biz. Data center'dan telefon geliyor, size saldırı var galiba falan, dünyanın her yerinden sizin sitenize giriyorlar falan diye. Böyle bir dönemdesiniz şu anda. Bu zamana kadar en çok zorlandığınız zaman hangisiydi? Üç projenin, yani Recontact İstanbul, Recontact İstanbul Eyes of Sky ve Recontact London, ya ilk defa herhalde Recontact London'da biz bu kadar zorlandığımızı hissediyoruz. Ve 12 dilde çıkardığımız için de bir lokalizasyon konusu var ki o bambaşka bir konu zaten. Ama buradaki partnerlerimize baktığımızda işte Londra'da çekimleri yapmak, Londra'da ekip kurmak. Biz çekimler için British Müzeyi mi kapattık? Ve oradaki aktörümüz bu sefer Game of Thrones'tan Ross Mulan'le çalıştık. Müziklerimizi Moskova'nın en iyi senfoni orkestrasına yaptırdık. Hani bu sefer prodüksiyon çok büyüdü ve emeklerimiz çok arttı. Verdiğimiz emekler alın teri. Gerçekten burada gerçekten oyun yaptığımızı hissediyoruz. Şimdi üçüncü oyunda bu kadar deneyimden sonra. Gerçekten oyun sektörü sağlığınızdan olacak kadar zor. Yani çok yıpratıcı. Senin en çok yıprandığın an hangisiydi? Ya benim en çok yıprandığım an böyle bir iki umutsuzluğa kapıldığım gün var tarihi olarak ama hani ya oyunu çıkartamayacak mıyız acaba dediğimiz, konfor alanını çok aştığımız bir dönem olmuştu. Yani ya biz başımıza büyük bir iş mi aldık dediğim ve gerçekten ya bu oyun acaba çıkmayacak mı, biz bu kadar uğraşıyoruz ama dediğim anlar oldu. Ama dediğim gibi lokalizasyon, Simay'ın biraz önce bahsettiği her dile uygun. Çincesinden, Japoncasına, Korecesine, Rusçasına, her dile uygun oyunun tasarım dilini oturtturmak, bunu adapte etmek
çok yıpratıcı. Peki, ben hep böyle negatif sorular soruyormuş gibi oluyorum ama şimdi pozitif bir soru soracağım. Tamam abi, bu iş yürür, gideriz buradan dediğiniz an hangisiydi? Henüz daha o an olmadı. O an, bu sektör yaşattım. Sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten huzursuzuz. Yani evet. Oyun çıktı ama mutlu değil. Daha Android işte Android tarafı var. Hani evet. Diğer dillerdeki diğer ülkelere çıkartılacak yorumlar, kullanıcıların yorumları var. Yani burada huzur yok. Peki iki kardeş olarak niye böyle bir şey tercih ediyorsunuz? Çünkü her gün sabah kalktığınızda bugün ne güzel bir gün diye başlayamazsınız. Bugün ne challenge, yani ne mücadele gelecek ve ben onun üzerine nasıl atlayacağım diye bakacaksınız. Yoksa bu girişimcilikte asla ve asla mutlu olamazsınız. Bir de şöyle bir şey diyeyim, yani aile dediğin şudur yani. Mesela ben ailede herhalde en stresli işi yapan kişiyim. Ailenin diğer bireyine gitme sebebim şu, ondan biraz huzur bulmak. Yani sizinki korkunç. Ailenin birisi stresliyse öbürü daha bir stresli oluyor. Ama onu dengeliyoruz. Onu mutlaka dengeliyoruz. Yani stresten evet. Beslemek zorunda oluyorsun. Evet. Stresten beslenmek zorunda oluyorsun. Peki iki kardeş misiniz siz? Evet. Ha, yani üçüncü bir kardeş. Yok, o da olsa kesin katarsınız, biliyor musunuz? Sizde öyle bir yapı olur, var. Olur, evet evet. Onu da yazılım... Aralık kardeş mi? Valla müthiş bir ekipsiniz. Şimdi planlardan bahsedelim. Evet. Sonlara doğru gelmişken. Üçüncü serideki üçüncü oyun da çıktı. Evet. Ve bana soracak olsanız ilk gün gayet iyi sonuçlar aldınız. Çünkü Apple'ın App Store ara biriminde tavsiye edilen bir uygulama olunca tamam artık. Hani az önce sordum ya, nerede yürü ya kulum dedi. Bence bugün o gün. Yani Apple onu oraya koyduktan sonra siz yürürsünüz artık. Bundan sonraki planlar ne? Tabii bundan sonra Recontact London'ı Android'e çıkarmak Mart ayında ve sonrasında Recontact London projesinden sonra bu sefer Recontact Tokyo, Recontact Dubai, Recontact Paris olarak devam etmek. Seriyi Recontact Bayburt ya da Yozgat, böyle bir lokalizasyon. Yani neden olmasın aslında, yani ya da belki gelecekte bir sistem kurup insanların kendi şehirlerini ön plana çıkartabilecek, kendi oyunlarını yapabilecekleri bir şey belki yapabiliriz buradan da. Ufak bir ipucu da. Paylaştığım için Recontact app olarak da ileride. Yani Bayburt'u, biz Bayburt'a gelmeyebiliriz ama siz Bayburt'u Recontact'a götürebilirsiniz belki. Peki o zaman. Açıklamayacaktık. Tamam, bu. O zaman şöyle bir soru geliyor size. Android'de bu oyunu geliştiriyorsunuz. Bir de Apple ekosisteminde geliştiriyorsunuz. İki ekosistemi kıyaslayacak olursanız bir oyun geliştiricisi için. Evet. Şu an App Store söyleyebiliriz yayında olduğumuz için. Gerçekten App Store'da olduğumuz zaman bir sanat galerisinde sergileniyormuş hissini alıyoruz. Çünkü editör seçkisi oluyor, editörler size geri dönüyor. Bir ilişki başlıyor. Küratörlük, evet. Android ne oluyor? Evet. Wuhan halk pazarı mı? Yok, öyle deme. Hayır, öyle demeyelim. Büyük deyince hazır ol. Hayır, asla öyle bir şey der miyim? Ben şu an... App Store'da olduğumuz için şu an onu söyledim. Ama en büyük farklardan bir tanesi şu, Android kullanıcısı genel daha çok oyun oynuyor. Orası evet. Kesin. Yani cihazını ona göre seçiyor, ona göre donanımlar, ona göre ekipmanlar alıp bir tamamen bir oyuncu haline geliyor. Bizim de Recontact projesi aslında sadece dokunmatik ekranlar için tasarlandı. Yani ekrana baktığın zaman 70 tane butonlu olup iki baş parmağınla içeriği kapattığın joystick isteyen oyunlardan değil. Biz tamamen mobil cihazlar için tasarladığımız, dokunmatik ekranlar için tasarladığımız bu oyun ve zaten Android kullanıcılarının cihazları da Apple tarafından çok daha büyük, çok daha keyifli ekranlarda oynuyorlar. Ama şöyle bir durum var. Oyunumuz bir polisi olmasına rağmen herhangi bir kan, vahşet, ölüm, cinayet tarzında öyle bir kavga tarzında bir şey yok. Yani 9 yaş ve üstü rahatlıkla oynayabilir. Ve bizim buradaki istediğimiz hiç oyun oynamamış insanları da bu oyuna dahil etmek. Bu noktada da London için özel bir tasarım dili oluşturduk. Yani oyunu hiç anlamayan ama ya bu neymiş diyen insanları da oyun dünyasına kazandırmak için bir tasarım dili oluşturduk. Peki o zaman. Şimdi merak edilen bir diğer konu da hani bu iş gayet güzel ilerliyor ama hani yatırım olacak mı? Bir exit olacak çok mı? Güzel soru. Birleşme olacak mı? O soru bana. Tabii ki bana. Hakikaten buyur lütfen. Bu konuyla ilgili çok çalıştığımız ve heyecanlı olduğumuz için. Şimdi aslında şirketimizde çok değerli üç melek yatırımcımız var. Biri Erdem Yurdanur. Sizin de bildiğiniz üzere Masamon'un da kurucusu. Kendi şirketini 100 milyon dolara sattı zaten geçen sene Ocak ayında. Çok başarılı bir ekip var Erdem Bey'in de arkasında.
Akın Baba Yiğit var, melek yatırımcımız. Kendisinin Londra'da oyun şirketi var. Çok sevilen oyun endüstrisinde, globalde. Çok babacan birisi. Ve Hande Enes, bir kadın yatırımcının bize yatırım yapması da efsaneydi. Efsane bir kadın. Bütün girişimcilere tavsiye ediyorum. Mutlaka ulaşsınlar Hande Hanım'a. Sizi hiçbir şeye zorlamadan, bizim melek yatırımcılarımız öyle ki hiçbir şey bizi zorlamazlar. Önümüze şeyleri, kapıları açarlar. Eğer istersek biz alırız ya da şey, çok böyle hani bazı yarışımcılar vardı, her şeyin içine dahil olmak isterler ama asla biz öyle bir şeyimiz yok. Bir aileyiz aslında hep birlikte. Şimdi ise bundan sonra da yapacağım, şimdi globalde yabancı VC'lerin ilgisi var. Onların radarına girdik. Sürekli görüşmeleri yapıyoruz. Nisan ayında da güzel bir haber vereceğiz. Nisan ayında? Wow, evet. Güzeldi bak. Öyle mi Simay? Gerçekten benim de haberim yok. Simay söyledi, ben bir şey söylemedim. Çok güzel. Hadi bakalım, Nisan olduğunda biz de o zaman yayın olarak tabii ki destek vereceğiz. Her zaman zaten. Destek Sen ne veririz. Düşünüyorsun abi yatırımlar konusu, yoksa olay tamamen Simay'la ilgili mi? Yani yatırım konusu şöyle bir nokta var. Smart money. Yani size gelen paranın da akıllı olması gerekiyor. Yani bizim yatırımcılarımız bu sektörlere çok hakim ve bizi kreatif olarak, yaratıcılık olarak çok özgür bırakan insanlar, çok iyi tavsiyelerde bulunan insanlar. O yüzden gelen yatırım dediğim gibi yeterli değil. Bu noktada doğru paranın aslında size gelip bir tarafa, bir noktaya taşıması noktasında çok önem arz ediyor. Burada Simay tabii elinden geleni yapıyor bir yapımcı olarak. Fakat bu noktada da siz oyunu global bir oyun yapmazsanız ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o ikisi bir türlü uyuşmuyor maalesef. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür sohbetin ederim. Sonuna geldik. Bir girişimci aile, iki kardeşi konuk ettik ve eminim bu hikaye size de ilham kaynağı olmuştur diye düşünüyorum. Çok hızlı gelişen bir sohbet oldu. Yan masadaki yemekleri bıraktık. Hadi geçin diyoruz. Kaydedeceğiz bu. Bu arada Cina'ya çok teşekkür ederim. Normalde böyle şeylere pek izin vermezler. Kanyon'da iş konuşmak için gelebileceğiniz çok keyifli bir yer. Herhangi sponsorlu bir içerik değil. Birazdan hesabı isteyeceğiz yani, merak etmeyin. Umarım güzel bir girişimi yaparsanız yatırımcılarla imza atacağınız yer olabilir belki de. Diyeyim. Evet, bana da öyle bir yer gibi geldi. Hesabı da isteyeceğiz birazdan. Bu herhangi bir ürün yerleştirme falan yok arkadaşlar. İsmail, ben de nakit getirmedim ama oyundan kredi veririz buradaki patronlara. Peki Simacığım, senin sayende bu sohbeti yapabiliyoruz. Girişimciliğin için tebrik ederim seni. Son olarak veda edelim istersen. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kardeşlerinize sahip çıkın. İleride iş partneriniz olabilir. Aynen. Hepiniz oyuna bekliyoruz. Recontact London.